neyse. Adam orada canıyla cebelleşiyor, siz birbirinize kestiriyorsunuz. İşte öyle gibi görünüyor da her şeyde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek diyorum ben artık. Sonra artık biz kesişmeye başlıyoruz. 13. gün annem dedi ki aşağı in de dedi kantinden simit çay al yukarı getir. İlk kez konuştu, ses tonunu ilk kez duydum beyefendinin. Yüzünüz dedi gülüyor dedi, taburcu oluyorsunuz herhalde dedi. Evet dedim, bir simit dedim alabilir miyim dedim. Beyimiz simiti verdi, eli titredi simiti yere düşürdü. Ben de cinim ya, oradan bakıyorum bakayım dedim bu yerden düşen simiti mi bana alıp veriyor? Yoksa onu kenara koyup yenisini mi verecek? Seda sen ne cinsin var ya? Ona göre ya alacağım ya almayacağım Seda, yani. Seda sen ne cinsin, o simit benim aklıma gelmez. Aşk olsun. Neyse simidi kenara koydu, yeni simit verdi. Dedim ki servise dedim hastaneye gıda girişi yasak ya dedim. Sen çıkarır mısın servise dedim. Güzel. Oo. Daha tanışmadan Kenan'ı kullanmaya başladım. Bir saniye herhalde. En önemli şeyi unuttum. Bu bir hafta sonra falan annem dedi ki senin kantinde dedi bir oğlan dedi telefonunu kurcalıyor dedi. Telefonumun şarjı bitti kantine bıraktım. Abiye rica ettim. Anne dedim kim kurcalasın Allah aşkına o zaman şimdi dokunmatik telefon var. O zaman tuşlu telefon 2008 yılı. Kimse dedim açamaz ki güvenlik kodu var dedim. Çakal kendi numarasını girecek çaldıracak benim numaramı alacak. O ne çakal o. Ama Osmancıklı yer mi yemez. Osmancıklı yer mi? Yemez. Sonra beyefendi onu yapamamış tabii. Servise çıkardı. Bana serviste verdi simidi. Aldığım şeyleri. Arkamı döndüm gidiyorum şimdi şeyde yapamıyorum. Hani direkt kendim atlamış gibi de görünmek istemiyorum. Arkamı döndüm giderken bir saniye dedi. Hemen döndüm. Hazırım zaten. Şey dedi, ben dedi size numaramı vereyim isterseniz dedi. Hani yine yolunuz düşer, babanızı kontrole falan getirirsiniz, yardımcı olurum dedi. Hemen çaldırdı o beni, ben de hemen kaydettim. Yok, o bana numarasını verdi, pardon. Ben hemen kaydettim, çaldırdım. Vereceğim ya, kendi numaramı vermem lazım. Neyse aşağıya indi, hemen mesaj yazmaya başladı daha. Ya inerim ben. Ne diye? İşte şöyle böyle seni ilk gördüğümde çok etkilendim. Şöyle böyle etkilendiği şahıs direkt da... Direkt konuya girdi. O zamanlar yani hastane hali kalacak yerimiz yok Çorum'da. Annemin penyeleri üzerimde benim. Babamın pijamaları neredeyse. Saç baş benim toparlı da şey ama o zaman tabii zayıf çıtı pıtıyım da o da var. Arkadaşı buna demiş ki kantindeki çalışan buna mı bakıyorsun demiş. Beni bir orada gömmüş. Evet. Hala o günden bugüne o arkadaşına bir şeyim var yani. Geçmek bilmedi. Yapacak bir şey yok. Neyse biz artık taburcu ama olduk. Ama bu salaş malaş diyorsunuz ya hep söylüyorum. Gerçekten öyle. Erkekler kadınlara onların en salaş hallerinde ve anlarında aşık olurlar. Bunu böyle gördüğüm iyi olmuş. Seda, kıskanç mısın? Çok. Ne kadar çok? Rahatsız edici boyutta. Kampa gidebilir miyiz Kenan? Asla. Asla asla deme. Benle gider, başka kimseyle gidemez. Senle de ayrıca gider, ben de ona katılmıyorum. Yani karıştırmayın. Yani ben Kenan'la erkek erkeğe gideceğim. Yok gidemezsiniz. Sebep? Sebep? Vermem, istemiyorum. Senden mi istiyor izin? Kıskanırım, senden de kıskanırım. Sadece yani benim kıskançlık takındım sadece bayanlarla değil. İş arkadaşından da kıskanırım, çocukluk arkadaşından da kıskanırım.